Deminden beri kat değil miydi lan? Böyle. Bakalım arabamız hareket edecek mi? Yanmıyor mu? Deneyim mi? Dene. Tamam deniyorum, sıkı dur. Döndü mü? Az bir şey. Az bir şey. Dur bir daha deneyim. Little. Gel ben deneyim gel. Yok. SP'yi kapatmamışım ki. Kapat. Yapamayacaksan yapayım. Tamam SP'yi kapattım. Döneceğim Muhammed tarafımızda. Kaçın bakayım. Bu ne oğlum? Bu ESP'nin kapalı hali mi abi? Kardeşim deneyebilir miyim bir tane? Yok oğlum bırak. Bir tane deneyebilir miyim? Dönmüyor oğlum, dönmüyor. El freni tutmuyor, el freni. El freniyle yapıyor. Sen gel abi, bırak şimdi, bırak şimdi. Akslar komple gitsin, gel bırak. Oğlum uğurtusun diyorum, yapma. Ara kurtarıcıyı. Ara, ver telefonu, arayalım kurtarıcıyı şimdiden. Şey yapma. Tepeye yüklenme. Olmaz yaptık, yolda gideceğiz şimdi. Oğlum eve gidecektik ya. Yavrum ne? Yedin debilecek. Ne oldu? Sen döndü. Yo, aynı. Hayır, senden iyi döndü, hiç döndü, döndü. Aynı gittin geldi. Tamam oğlum bunu yapma ya. Tamam yapmıyorsun. Hadi kapat artık. Debriyajı yük bindene koktu. Vallahi bindirmedim. Debriyajı yük bindene koktu. Vallahi bindirmedim. Ayı ya, hem yanlıyor hem yanladıktan sonra bir de bunu kırmış. Hem aksı çıkarttı hem de ya tam tur direksiyonu çevirmek bu arabalarda risklidir. Ya tam tur çevirip pati çekiyorsanız aksın çıkma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Çıkar. Oradan aksı çıkartmasına sebep oldu. Bir de bunu kırdı ya. Tam bir ayı ya. Neyse. Evet, artık Opel'i satmanın zamanı geldi. Gayet de uygun bir fiyata vereceğim. Ya en azından ilana falan koymadım. En azından sadece takipçim olan birine gitsin. Hani düzgün bir araba. Aile olduğu için yani eşim, çoluk, çocuk binmekte zorluk çektiğimiz için artık bu arabayı satmak istiyorum arkadaşlar. Arabamızda sıfır motor var. Ya kimse almak zorunda da değil, satmak zorunda değil arkadaşlar. Lütfen kimse tribe girmesin. Arabayı şöyle yaptı, böyle yaptı bilmem ne. Zaten uyguna da veriyorum. Detayları birazdan açıklayacağım. Mesela bakın arabamızı çalıştırdığımızda şu an benzinde. Bakın araba benzinde kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bakın direkt çalışıyor. Follow me yani gece karanlığa falan girdiğinizde farları direkt otomatik kendi yakar. Silecekleri falan otomatik kendi çalıştırır. Gibi bir sürü özelliği var. Eksikleri de var. Şu an o eksikleri gidereceğim birazdan. Mesela bunu Titiz Oto'dan Uğur arkadaşlar. Bu göstergenin sebebi aslında suyumuz var. Burada şey diyor. Yedek su deposundaki su seviyeniz az. Altında sensör var arkadaşlar. Bu sensörü Uğur tam yerine takamadığı için yani sensör suyu algılamıyor. Şimdi ben onu halledeceğim. Normalde suyumuz var. Ayrıca bir iki eksiklerimiz daha var. Neler var? Onları da göstereceğim. Ya benim malım mükemmel. Şöyle böyle demiyorum arkadaşlar. Ben ne doğru, ne eksik, ne yalan, ne yanlış hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela dün yolda giderken bu arabada air suspansiyon var arkadaşlar. Çift bağımsız, önü arkayı indirip kaldırabilen sistemden. Takip edenler bilir. Şimdi air süspansiyondan dolayı bu araba normal yani bu model arabalar air süspansiyonu desteklemiyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Yani bu arabada inip kalkma olduğu zaman direkt aksı çıkartıyor. Eğri söktüğünüz normal yaylarını falan taktığınız zaman direkt arabada hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ama eğer süspansiyonla bu araba hareket ettiği zaman dediğim gibi aks çıkartma sorunu yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Eğer bu şekilde binerim ederim diyen varsa direkt eğri süspansiyonlu şekilde vereceğim. Üzerindeki eğri süspansiyon 4-5 bin liralık bir eğri süspansiyon var arkadaşlar üzerinde. O aksı dün halletmiştim. Taktım yerine sadece diferansiyel yağını koyacağım. Hani şanzıman yağını koyacağım. Çok azıcık bir şanzıman yağı var içerisinde. Karterde biriken yağ var. Onun eklemesini yapacağım. Az önce gördüğünüz o su seviyesi az dediği parçayı gidereceğim. Mesela şurada bir tane de egzoz muhafazam var. Biliyorsunuz arabamızın şeyi de yeni, vizesi de yeni. Şöyle bir saniye atayım. Kaputu açayım, göstereyim. Koltuklarımız da yeni. Ya bu takip edenler bilir. Koltuklarım yeni. Motorum sıfır. Frenlerim sıfır. Ya her şeyim yeni. Bu arabada kayışlar, debriyaj. Yani aklınıza ne geliyorsa yağı, suyu. Hepsi yeni. Hatta suyunda antifriz bile var arkadaşlar. Bakın suyumuzda gördüğünüz gibi. Suyumuz kırmızı renkte, antifriz var. Şurada egzoz muhafazası var. Yani vizeye girdiğim zamanlar şurada şase numarası var. Okusunlar diye egzoz muhafazasını takmamıştım. Onu takacağım şimdi. Bu suyun altında bunun sensörü var arkadaşlar, ölçen. O sensörü ayarlayacağım. Onu da düzelteceğim. Bir iki ufak eksiklerimiz var. Lastikler air'den dolayı inip kalktığı zaman şu davlumbaz arkadaşlar. Davlumbaz yerinden çıktı. Onu takacağım. Bu arabanın komple boyaya ihtiyacı var. Buradan söylüyorum. Hani normalde 2000 liraya falan bu arabayı komple boyuyorlar arkadaşlar dışını. Eğer alırım ben boyatırım dersen, kaplamayı sökersen 2000 liralık bir maliyeti var arkadaşlar. Sadece tek eksiğimiz bu arabanın boyası. Hasar kaydı, ağır hasar kaydı vesaire yok. Plaka açık. İsteyen istediği yerde sorgulatabilir. 3 tane hasar kaydı var. İkisi bende, bir tanesi önceki sahibinde. Onda tutar yok. Bende bir tanesinde sağ taraftan şöyle göstereyim. Geçelim o tarafa. Sağ taraftan dolmuş çarpmıştı. Şuradan başlıyor. Kapıda şuraya kadar. İnciden bir bükülme olmuştu. Orada düzeltilme videoları falan bende mevcut. Yani isteyen izleyebilir. Onun tutarı 1800 lira. 1850 lira civarı falan bir tutarı olması lazım. Ayrıca düğün arifesinde bir gün öncesinde sol arkadan tam buradan da bir tane belediye otobüsü çarptı. Sadece stop değişti. Yani şuradan şöyle şu kısımdan İşlem var. Yani o kısımda işlem var. Kesme biçme yok. Düzeltilme var arkadaşlar. Başka bu arabanın herhangi bir yerinde pert kaydı vesaire. Giren internette pert kayıtlılara zaten adamlar 35-40 bin lira çekmiş. Ki bu arabanın motoru sıfır. Frenleri sıfır. İçinin koltuklarına kadar her şeyi sıfır. Her şeyi çalışır durumda. Hiçbir çalışma aksamı yok. Sadece sıkıldığım için satıyorum. İsteyen alır, istemeyen almaz. Dediğim gibi ilana bile daha koymadım. Sadece videosunu yapıyorum. Şimdi benim yapacağım şeyler şurada bakın kayışlarına kadar yeni. Kayışları, triggerini, o kayışlarını hepsini daha yeni değiştirdim. Sadece dediğim gibi boyaya ihtiyacı var. Bir de air'den dolayı bu arabanın arada sırada, her zaman değil, nadir çok böyle yanlarsanız ederseniz aks çıkartıyor arkadaşlar. Yanlamazsanız onu da yapmıyor. Eğer dediğim gibi yanlarsanız bu arabada direkt aksı çıkartıyor. Yanlamadığınız sürece air'den dolayı o da sıkıntı olmuyor. Ama eğer air'i sökeceğim edeceğim derseniz o şekilde de yapıp kullanabilirsiniz. Ben amortisörleri falan hepsini vereceğim zaten. O konuda sıkıntı yok. Şimdi arabamızın eksiklerini gidereceğiz. Şimdi şanzıman yağını koyacağım. ATF yağı koymanız gerekiyor. Biliyorsunuz şanzıman yağları farklı oluyor. O sensörün sıkıntısını gidereceğim. Daha sonrasında da ne var? Şu muhafazayı takacağım. Ondan sonra arabamız bitiyor zaten. Şimdi çıkan bu davlumbazı tekrar yerine takacağız. Yani davlumbazın çıkma sebebi dediğim gibi burada şey vardı. Lastik çok fazla air'den dolayı indiği zaman direkt davlumbaza yük biniyor arkadaşlar. O yüzden davlumbaz çıktı yerinden. Şimdi o davlumbazı tekrar yerine takacağız. Aksımızda zaten dün takmıştık hatırlıyorsanız. Onu taktıktan sonra bir de yağ ilavesi yaptığımız zaman artık herhangi bir sıkıntısı kalmayacak. Davlumbazı takalım. Evet, davlumbazımız okey arkadaşlar. Davlumbazı taktım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntısı yok. Artık daha sağlam. Eskisinden daha sağlam oldu. Şimdi lastiğimizi takalım. Burayla işimiz bitti. Davlumbazın da çıkma sebebi arkadaşlar, ön lastiklerimiz çok geniş, yani geniş yanak, 45 yanak. O yüzden bakın lastiği indirdiğimde zaten 0'a 0. Bakın değmiyor. Şöyle göstereyim. Değmiyor. 0'a 0. Ya indirdiğinizde direkt davlumbaza geliyor. O yüzden davlumbaza zarar veriyor. Bir tık daha inceltirseniz yine indirdiğinizde yine davlumbaza gelecek ama bir tık daha rahatlar. Bu 45 yanak büyük geliyor. Belki bu Pirelli bunlar. Üzerindeki lastikler Pirelli arkadaşlar. Daha yeni almıştım. Bir sene ya da belki 2 sene anca olmuştur. Lastiklerimiz taş gibi. O yüzden değiştirmeye kıyamadığım için değiştirmiyorum. Öyle duruyor. Şimdi davlumbaz işimiz okey. Hemen şurada ilk gözüme çarpan şunu halledelim. Egzoz muhafazası vardı. Şu egzoz muhafazasını alalım. Onu takalım. Buraları falan da toparlayayım ya. Dağılmış gene. Evet, muhafazayı da taktım arkadaşlar. Bakın güzelce oturttum. Hani 3 tane vidası var zaten. Bakın alttakine kadar sıktım arkadaşlar. Sadece bir tane vidanın farklı vidaları karıştırmışım. Ama herhangi bir sıkıntısı yok. Oksijen sensörü, üst oksijen sensörü bu. Bunu buradan tekrar söküp takmanız gerekiyor. O yüzden soketi çıkartıp taktım. Buraya da sabitledim güzelce. Ayrıca şimdi yedek su depomuzu gidereceğiz. Yedek su deposundaki sorunu giderelim. Yedek su deposundaki o sorunu da giderdikten sonra Air'in arkasından azıcık bir hava kaçağı var. Tankın orada hava kaçağı var. Körüklerden kaçırmıyor, tanklardan kaçırıyor arkadaşlar. Onu da gidereceğiz. Onu da giderdikten sonra herhangi bir işlemimiz kalmıyor. Ha, şanzıman yağını koyacağım. Ondan sonra bitiyor. Şimdi bunun sensörüne ulaşabilmemiz için, bakın sensör boşta arkadaşlar, gördünüz mü? Bunu Titiz Oto'dan Uğur takmıştı. Bunun buraya takılıp çıt etmesi gerekiyor. O yüzden suyu algılamadı. Şimdi onu ben düzelteceğim. Ayrıca şuradan geri vites müşüründen de, elim geliyor, şu gördüğünüz müşürden de ATF yağını koyacağım arkadaşlar. Yani şanzıman yağımızı koyacağız. Ondan sonrası görevimiz, misyon tamamen bitiyor. Her şeyimiz bitmiş oluyor. Şunu halledelim. Evet, sensörü yerine oturttum arkadaşlar. Sensör sorunumuz da çözüldü. Şimdi şuradan hemen geri vites müşürünü sökelim. Şurada. Şöyle alalım. Alamadım. Aldım. Şimdi şu sensörü alayım buradan. Müşürü. Ah, gevşekmiş zaten. Çok sıkmamışım. Şöyle alalım. Buradan yağımızı ekleyelim. Evet. Bakın yaptığım sistem nasıl? Air'in hortumu, benzin hortumu, oradan bir air hortumu daha yaptım. Yemin ediyorum yapamayacağım şey yok galiba benim ya. Neler yapıyorum? Şöyle döküyoruz ve buradan yağ süzülüyor. Deliğe doğru gidiyor değil mi? Doğru yerde gidiyor. Aynen. Böyle yağı da tamamen boşaltacağız, bitireceğiz. Hatta ben şunu direkt şöyle bir yere koysam şuradan aksın bu. Yavaş yavaş şöyle sabitleyeyim. Hani şöyle buraya bir yere bırakayım. Evet, yağ koyma işlemim de tamamen bitti. Azıcık koyarken kaçırdım buraya. Yan taraftan aktı. Dalgınlığıma geldi o anda. Dalgınlığıma gelince kaçırdık arkadaşlar. Şunu güzelce bir anahtarıyla da sıkayım. Soketini sonra takarım. Anahtarı nerede bunun? Kaçtı bunun anahtarı? 32 falan mıydı? 32 orduya. Bu arada yeni takım da aldım arkadaşlar. Burada. Yeni takımlar devamlı geliyor. 32 değildi sanki ya. 32 miydi ki acaba? 32 çok büyük be. 30 mu denedim? Dur bakayım. Müşür bu arada 24'müş arkadaşlar. Evet, soketimizi yerine taktık. Açık aşağıya yağ kaçırdım ya. Neyse, sağlık olsun. Evet, her şeyimiz okey. Seviye sensörü okey. Sağda solda eksik olan kablolar. LPG kokusu geliyordu. Kablo tesisatına bir düzenleme yaptım. Biliyorsunuz daha öncesinde burada bir kablonun böyle değmesi, erimesinden dolayı bir kısa devre vardı. O yüzden onları falan hallettim. Güzelce bağlantıları her şeyi yaptım arkadaşlar. Burada hava filtre kutumuz geliyor. Hava filtre kutumuz da burada arkadaşlar. Onu da koyacağım. Her şeyini taktım, bitti. Arabanın 1 gram eksiği tamamen kalmadı. Bu saatten sonra birazdan arabayı da çalıştıracağım ve birlikte göreceğiz. Şimdi her şeyi toplayayım. Buraları falan bayağı bir dağıttım da. Evet, bütün her şeyini tamamladım arkadaşlar. Sensörün soketini taktım. Bir tane farımız, park lambası beyaz, bir tanesi sarı yanıyordu. LED de o. LED nereye koydum ben onu ya? Burada bir yere attım ama ha, burada. Bunu da değiştirdim. Bazen yanıyor, bazen yanmıyor. Bunları biliyorsunuz. Onu da değiştirdim arkadaşlar. İkisini de sarıya çevirdim. Vizeden geçmek için yapmıştık bunu. Onu da tekrar eski haline sarıya çevirdim. O da garanti oldu. Akü muhafazasını taktım. Ayrıca burada bir tane hortum çıkmıştı. Depo tahliye valfi hortumu var. Çıkmış. LPG'de koku yapıyordu. Onu da hallettim arkadaşlar. Onları taktım. Deponun arkasındaki soketi taktım. Şanzıman yağını taktım. Davlumbazı taktım. Her şeyini hallettim. Arabamız tamam. Şimdi bir marş yapalım. Bir marş yapayım ben. Ayı Tolga kırdıydı bunu ya. Ayı Tolga kırdı bunu. 7 senedir kullanıyorum, kırmadım. Adam geldi kırdı ya. Evet, arabamızı çalıştırıyoruz. Ha tabii aküyü falan söktüğüm için saat ayarları falan hepsi gitti. Aa, kutup başını sıkmadım kanka ya. Onunla kutup başını sıkıversene sana zahmet. Tamam, basıyorum. Tabii şimdi bütün değerleri araba şu an sıfırladı arkadaşlar. Ya tamamen Ömer de orada onunla sıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi o da tamamen söndü artık. Hani suyu algılıyor. Az önce su algılama hatası veriyordu. Bagaj kapağı açık diye ötüyor. Hangini? O Air'in ya. Devrede yok, devreden çıkardım. Ha, şuraya bağlayalım. Şuraya altına. Şöyle geçir. Şuraya öyle. Tamamen her şeyi hallettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da bitti. Dediğim gibi bu arabayı uygun yollu vermeyi düşünüyorum. Ciddi alıcılar varsa direkt otodestekcim@gmail.com adresinden iletişime geçsinler benimle. Stop edelim. Kanki stop etsene arabayı. Dediğim gibi otodestekcim@gmail.com adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Takas teklifi olanlar varsa takasla değerlendiririz. Ona göre fikirleriniz varsa benim otodestekcim@gmail.com'dan iletişime geçin arkadaşlar. Bu arabayı dediğim gibi vermeyi düşünüyorum. Arabanın bütün her şeyi şu an bitti. Muhafazasından, şanzıman yağından, A'dan Z'ye her şeyini ekledim arkadaşlar. Bütün eksiklerini giderdim. Hiçbir sıkıntısı yok. Debriyaj, trigger, VK işi, termostat, ne bileyim her şey yeni bu arabanın. Aklınıza ne geliyorsa bakın hepsi yeni. Radyatörüne kadar yeni. Değiştirmediğim aksam yok. Frenleri, balataları. Aklınızda tek ihtiyacı olan bu arabanın dediğim gibi boya. Boyaya ihtiyacı var. Kaplamasını sökülüp boyaya ihtiyacı var. Ayrıca isteyen de Air'i sökebilir arkadaşlar. Air'den dolayı bazen dediğim gibi patimati falan çektiğiniz zamanlar eğer lastiği de sola tam tur çevirirseniz, mesela onun videosunun ispatı var. Sol tarafa çevirip pati çekerseniz aks çıkartıyor arkadaşlar. O da Air'den kaynaklı. İsteyen sökebilir. Air'li şekilde üzerinde vereceğim arkadaşlar. Hiçbir şeyini ellemiyorum. Air'li zaten bunun boyalı Air'lileri 40-50 bin lira arası falan dönüyor. Bilginiz olsun. Ben daha uyguna vereceğim.